Sevgilim, ne yapıyorsun burada? Bunu bana nasıl yaparsın Bulut? Nasıl yalan söylersin bana? Ben de salak gibi kendimi o evde kabul ettirmeye çalışıyorum. Elif, bir sakin olur musun? Kendine gel, ne oluyor? Kaçırılmamda annenin de parmağı varmış. Babam beni Selami'ye götürsün diye para vermiş ve sen bunu biliyor musun, doğru mu? Elif, bunun konuşmak için doğru yer değil. Gel odada konuşalım, hadi. Hiçbir yere gitmiyorum. Cevap ver bana Bulut şimdi. Doğru muydu, biliyor muydun bunu? Biliyordum. Ama olduktan bayağı sonra öğrendim. Sen üzülme diye de sana söylemedim. Sonrasında annemle konuştum. Senden özür dilemesini sağladım. Yaptığım şey buydu. Biliyordun yani, öyle mi? Biliyordun ve benden sakladın. Çünkü özür diledi ve geçti. O kadar. Özür dileyip geçtiyse benim yaşadıklarım neydi Bulut? Bu kadar basit mi ha? Bu kadar kolaydı ve ben mi abarttım sadece? Neden ben etrafımdaki hiç kimseye güvenemiyorum? Herkes arkamdan bir iş çeviriyor, herkes bir yalan söylüyor. Ne yani, ben yeni hayatımda herkesin kuklası mı olacağım? Elif, bir sakin olur musun? Böyle davranırsan hiçbir yere varamayız. Şu an geçmiş konuşmanın bize hiçbir faydası yok. Anladın mı beni? Özellikle bu tonda asla faydası yok. Gel içeride konuşalım. Şu an bir faydası yok ama annen hala yalan söylüyor bana. Hangi konuda? Babam para istemeye geldiğinde Şahika da yanındaymış. Şahika'yı aradım. Ama ben orada değildim dedi. Neden yalan söylüyor hala annen? Ne yaptın, ne yaptın? Şahika'yı aradım. Elif, Şahika kim? Sen bir gelsene benimle. Ha? Sen ne hakla ararsın ki Şahika'yı? Bizim aile işimizle Şahika'nın ne alakası var? O kadar şey söyledim ama sen sadece Şahika'ya takıldın, öyle mi? Sen annenin arkamdan o kadar iş çeviriyorsun ama ben Şahika'yı arayınca problem. Elif, Şahika benim umurumda bile değil. Önemli olan benimle konuşmadan, bana hiçbir şeyi anlatmadan herhangi birini aramış olman. Nasıl yaparsın bunu? Neden? Yoksa Şahika'yla aranda bilmediğin bir şey mi var ha? Neyi saklamaya çalışıyorsun? Nedir bu öfkenin nedeni? Elif, sen neyin peşindesin? Hı? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Asıl derdin ne? Söylesene bana. Ya evlendiğimiz günden beri yüzün değişti senin ya. Bakışın değişti bana. Kız stresli diyorum. Yeni bir hayatta alışamadı diyorum. Ama ben böyle düşündükçe üstüme geliyorsun. Böyle düşündükçe saçmalamaya devam ediyorsun. Niye? Ne yapıyorsun şu an? Ha? Suçunu bastırmaya falan mı çalışıyorsun? Elif, sen ağzından çıkanların farkında bile değilsin. Her zamankinden daha çok farkındayım Bulut. Çünkü senin annenden bir farkın yokmuş. Bak Elif, söylediklerin affedilebilir şeyler değil. Kendine gel. Asıl ben seni affetmiyorum, anladın mı? Bambaşka bir insanmışsın sen meğer. Ne kadar yanılmışım, yazık. Benim kadar yanılmış olamazsın. Gerçekten. Tamam. Bundan sonra beni aramazsın, olur biter, tamam mı? Bulut, iyi misin? Bulut. Özür dilerim sevgilim. Çok özür dilerim. Thank you.
ettim sevgilim. Çok özür dilerim. Bunu yapmaya mecburdum. Mecburdum bunu yapmaya. Hep iyidir yoktun evlat. Özlettin kendini. Biraz yoğundum abi. Kimse var mı? Arkadaşımız orada. Sen üstünü değiştir. Biliyorum abi. Bak! Ne yapıyorsun şu an? Suçunu bastırmaya falan mı çalışıyorsun? Her zamankinden daha çok farkındayım. Çünkü senin annenden bir farkın yokmuş. Çok net görüyorum şimdi. Dur! Orası sokak değil. Spor salonu. Çık salonundan. Çık! Buluşmaya geleceklerini nereden biliyorsun ki? Ya boşuna bekliyorsak? Benim hiç umudum yok doğrusu. Hiçbir riskten kaçınmadan senin evine, benim odama dinleme cihazı koyan insanlar bence buluşmayı asla kaçırmaz. Hayır, amaçları ne anlamıyorum ki. Benim gibi birini insan neden dinler? Hadi sen Bulut Gülay'sın ya ben? Çok saçma, hiç aklım almıyor. Birazdan anlayacağız. Az sabır. Elif dün İnan'da kalmış. Sen nereden biliyorsun? İnan aradı dün beni. Kavga ettiğinizi söylemiş Elif.
Ağzımı aradı bir şey biliyor muyum diye. Endişelenmiş çocuk. Elif çok üzgünmüş. Konuşmayalım bu konuyu şimdi. İkiniz de birbirinizi bu kadar severken hiç yakışmıyor size böyle olmak Bulut. Sevgi tek başına yetmiyor demek ki. Sen yavaşlayın istersen. Gelirler biraz. Haklısın. Niye şaşırmıyorum acaba, niye? Merhaba anne. Ne işin var senin burada? Ödümü patlattın. Benim ne işim var burada? Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Yani öylesine bir şeyler içmeye geldim. Buraya. Hem de bu saatte. Ne var? Sen de buradasın bu saatte. Ama ben bir şeyler içmeye gelmedim anne. Bunu vermeye geldim. Sen nasıl yaparsın ya böyle bir şeyi? Ne hakla dinlersin beni? Ne cüret bu? Babamın kaçıp gitmesine hiç şaşırmamak lazım. Bir insan nasıl yaşayabilir böyle güvensiz? Bulut, şu anda kalbimi kırıyorsun ama. Ona da takmışsındır bir tane çip sen. Hı? Dünyanın her yerini izliyorsundur onu da. Haddini aşıyorsun. Ben haddimi aşıyorum. Öyle mi? Benim odama, Alaz'ın evine gizlice girip ses dinleme cihazı koyan sensin. Haddini aşan benim. Bulut, ben bunları şu anda burada bu şekilde konuşmak istemiyorum. Anne, bu yaptıklarının çok kötü sonuçları olacak, haberin olsun. Bunu ne affederim ne de unuturum.
Ayşen Hanım, evin kilitlerini değiştirdim, bilginiz olsun. Eğer bir daha böyle bir şey yapmak isterseniz çilingir getirmeniz gerekecek. Menekşe sokaktayız. Hanımefendi, acele eder misiniz? Bulut. Bulut, cevap ver. Bulut. Kendine gel, geliyor ambulans. Bulut. Bulut, dayan. Bulut. Elif, iyi misin? Bulut. Efendim. Ne? Hangi hastane? Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Elif, ne oldu? Kim hastanedeymiş? Bulut. Ne? Durumu nasılmış peki? Trafik kazası geçirmiş, bilmiyorum. Hemen hastaneye gidiyorum. Dur, bekle, ben de geliyorum. Hala kapalı telefonu. Hala. Hangi cehennemin dibindesin acaba Cihan?